şey kime denir ve nasıl şey oldu? Yani herkes şey olur mu? Şeyhin kapısı herkese açıktır. Yoksa o ilahi bir emirle verilen peygamberlik gibi bir vazife midir? Şeyhlikle peygamberlik karışmaz tabii. Şimdi şeyh bir irşad eden kişidir. Yani gözü açılmış, keşfi açılmış, gideceği yolu gidip gelmiş, görmüş, binaenaleyh o yola girmek isteyenlere yol gösteren ışıklı zat, nurlu kimsedir. Nur sahibidir. Şeyh, peygambere gelen nurdan nurlanmış olan kimsedir. Herkesin bir mumu var, bir çırağı var. Lakin her çırağı uyanmış değildir. Çırağı onu uyandırmak için oraya bir nur vermek lazımdır. Nurla bir kibrit çeksen çırağı uyanır. Şimdi şeyh, peygamber nuruyla uyanmış olan, nurlanmış olan kimsedir. Binaenaleyh karanlıkta olan, karanlıkta kalan kimselere yol gösteren nur sahibidir şeyh. Bu şeyh isimle değildir. Bu peygamberden nur almış olan kimselerdir. Her asırda bu nur sahipleri mevcuttur. O nur sahiplerini sen bulabilirsen senin çırağın da tutuşur, sen de nurlanırsın. Adı şeyh, lakin nuru olmayan adam olursa sen de o da ikiniz birsiniz. İsterse Allame-i Cihan olsun, isterse yedi devletin üniversitesi, akademisinden şahadetnamesi olsun, diploması olsun, efendim, madem ki içerisindeki çırağı uyandırılmamıştır, onun şeyhliği yok, mürşitliği yoktur. Onun için eskiden usul ulum Arabiyeyi, ulum-u diniyeyi, medrese ilimlerini tahsil edip efendim icazet aldıktan sonra hocaları talebelerine derlerdi ki şimdi nurumu uyandırmak için bir zatın efendim eteğine sarıl. Onun için değil mi? Akşemseddin Hazretlerine de hocası tembihatta bulundu. Şimdi biz sana vereceğimizi verdik. Lakin bundan sonra senin ilmini pişirecek, sana nur verecek, senin çırağını tutuşturacak bir nur sahibini ara bul. Ona tilmiz ol, ona mürid ol, onun kapısında hizmet et ki nuru uyansın kalbindeki, nuru uyansın diye gönderirlerdi. Çünkü zahiri ilimde bir kimse icazet almakla efendim nur veremez. Belki eline temsil fasulye, bir okka fasulye almış o, tabağa koymuş. Bir okka fasulyeyi eline geçirmiş, tabağa koymuş. Efendim, şimdi millete çağırıyor, gelin size fasulye yedireyim. Şimdi o fasulye yiyen adam ya dişi kırılacak ya karnı ağrıyacak. Lakin öte tarafta gene fasulye yediren adam vardır. Lakin onun yedirdiği fasulyadan o yiyen insan hem ferah eder, hem kuvvet bulur, hem lezzet bulur. Ya bu da fasulye, bu da fasulye. Onun yedirdiği fasulye yahu. Ya onunki pişmiş, seninki çiğ. İkisi de fasulye. Lakin biri pişmiş, biri çiğ. Hala bunu da anlamıyor. Çiğ kafalılar. Bu zamanın çiğ.
tıynetlileri. Onu da anlayamıyorlar. Zannediyorlar ki bu da fasulye, bu da hadis, bu da hadis. Ya bu hadis çiğ. Senin ağzından çıkan çiğ. Diyen kimse hazmedemiyor. Lakin şeyhin ağzından geldiği vakitinde şeyhin ağzından söylenen hadis onun maneviyatında pişmiş. Ona göre takdim ediyor o. Onun söylediği kabul edilir, senin söylediğini kabul etmezler. Onun için Avrupa'da 100 yerde efendim davet senterleri vardır. Davet yapan, İslam'a davet edenler hep milletin önüne çiğ şeyleri koyuyorlar. Kimse o tarafa bakmıyor. Biz burada pişmiş veriyoruz. Onun için hepsi yer. Mağrib'den gelen de yer, Arap da yer, beyaz da yer, efendim Türk'ü de, Arap'ı da, Acemi de hepsi ondan yer. Koşuyorlar oraya, oradan yemeye. İngiliz'i, Fransız'ı, Amerikan'ı, Rus'u efendim hepsi ondan yiyor. Ve ağızlarında dilleriyle böyle böyle yalayıyor. Parmaklarını da yalayıyorlar. Sır onda. Lakin sırdan anlayan kapalı adam kalmadı ki ortada. Onun için şeyh peygamber varisidir. Aleyhissalatü vesselamın nuruna varistir. Getirdiği harflarla ifade edilebilen hadislere varis demek değildir. Peygamberin getirdiği nura varistir, yol gösterir. Kırık dökük konuşsa da onun sözü tatlıdır. Çünkü pişmiştir. Çünkü kalpten gelir. Ötekisilerin dudaktan gelir. Alimul lisan der. Dilde alimdir, kalpte alim değildir. Şeyh, kalbinde ilim olan kimsedir. Kendisine hikmet verilmiş olan kimsedir. Şeyh budur. Böyle adam için diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Böyle ilim sahibi içindeyse oraya gidin istiyor. Biliyordu Peygamber ilim etrafında dolu olduğunu. Size ilim, böyle ilim arıyorsanız ve aradığınız ilim, bu çeşit ilim, kalbe ait olan, hikmete ait olan ilim, Çin'de olsa içine gidiniz, manasını bil, anlayınız. Yani hikmet bilmeyen bunu da anlamaz. O zanneder, şimdiki bu efendim tükenmiş şeyleri Çin'e git, Amerika'ya git, İngiltere'ye git de ilim al. Çin o zaman en uzak yerdi. En uzak yerde böyle bir zat bulunduğunu bilirsen oraya koşun. Buraya geliyor, onun için o peygamber sözüdür. Bu adam Kaliforniya'dan geldi. Efendim, 15 saatlik yoldan gelen var, tayyareyle. Bu 12 saatlik yoldan gelen kimse. Efendim, ilim için. Burada ilim var, hikmet var. Onun için geliyor burada bizimle yemek yemeye gelmiyor. Bunlar yemekleri çok bunların da. Mağrib'den, Maşrik'ten buraya gelen adamlar peygamber sözü üzerine geliyor. Kaliforniya'dan geliyor. Chicago'dan, Amerika'dan, Meksiko'dan, efendim Kanada'dan, Avustralya'dan, efendim Malezya'dan, Hong Kong'dan, New Zealand'dan, efendim Afrika'dan, Cape Town'dan gelen Rusya'dan, Türkistan'dan, Türkiye'den, Almanya'dan, İspanya'dan, İtalya'dan, Marrakeş'ten, işte her taraftan geliyor, bu merkeze geliyor. Dergâhtır burası. Çiğ yemek vermiyor. Pişmiş. Onun için geliyor bu adamlar. Benim propagandamdan gelmiyor ki bunlar. Her cinsten insandır bunlar. Her milletten. Lakin hasetlerinden, kıskançlıklarından, kötülüklerinden burayı yeriyorlar. Sen de yap. Allah sultanı bana müsakar kıldı, bu yeri aldı. Sultan benim adamı
alelade adam olsa bana inanıp dinleyip de buraya bu 8-10 milyonu atmaz. Ya. İşte onun için şeyh, Peygamber aleyhissalatü vesselamın varisidir. Getirdiği nura varistir. Getirdiği hikmete varistir. Tayin istemez. Verildikten sonra tabii ashaba peygamber ilim verdi. O peygamberinden aldıkları ilmi onlar verdiler. Bize bir nur verildiyse ümmete yol göstermek için nur verildi. Tabii izinlendir o. İzin nurun gelmesidir. Nur geldikten sonra sen nuru kapatacak değilsin. Nur kapanmaz, nur yol gösterir. Lakin rencide olur dide-i huffaş ziyadan. Baykuşların gözleri nurdan şey eder, rahatsız olur. Onun için huffaş çoktur. Baykuş çoktur. Gündüz nurundan hoşlanmayan, nurdan hoşlanmayan baykuş çok. Hesapsız. Onun için gündüz onlar meydana çıkmaz, geceyi ister. Gündüz olduğunu istemez onlar. İşte bu akılsız, çok akılsızlar var İslam aleminde. Tarikatlara zıt, şeyhlerin manasını anlamayan, efendim tarikatlara dil uzatan, şeyhlere dil uzatan, hatta küfür bile isnat eden o kadar akılsız, beyinsiz, dört köşe kapalı, saman kapalı adamlar vardı şimdi.